Ama tekrardan hoş geldiniz. Yine mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Şimdi Fethiye'deyim, Ölüdeniz'deyim. Fethiye'nin sokak lezzetlerini deneyeceğim. İşte gezecek güzel mekanlar olsun, hepsini size göstereceğim. Şu an bir oteldeyim. Mükemmel böyle bungalov tarzı var, havuzu var. Gayet şık bir mekan. Mükemmel bir video olacak. Ben size söyleyeyim, Fethiye'ye geldiğinizde bu yerleri kesinlikle görmek isteyeceksiniz. Şimdiden bence kaydetmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şimdiki yemek rotamız Fethiye'nin Halk Pazarı. Halk Pazarı'nın yanında kurulan yemek alanı. Bayağı bir gözleme çeşitleri, döner çeşitleri falan yapıyorlar. Şimdi biz gözleme yiyeceğiz. Bir önce soralım. En meşhur gözlemeleri hangisi? Ona göre yiyeceğiz. Ege bölgesinin otlu çöreklisi meşhur diyorlar ama bakalım, soracağız. Ispanak mı, çörekli mi? Bence patates peynir. Patates peynir kaşar. Tamam, ben patates peynir kaşarlı aldım o zaman. Değil mi İbrahim Bey? Sizce hangi böreğimiz güzel? Hepimiz en meşhur güzel böreğimiz hangisi? Ege bölgesinin otlu peyniri. Otlu peynir üstleri güzel olur. Tamam, ondan alayım. Otlu peynirimiz hemen geldi. Çok gecikmedi. Aşırı sıcak. Deneyeceğim ama yanacağımı biliyorum. Evet. Çile dolu dolu yani. Harbiden bu kadar güzel beklemiyordum. Arkadaşlar, konum olarak da tam olarak Fethiye Halk Pazarı'nın hemen yan tarafında. Açık bir alanda, üstü tenteli. Gayet hoş. Ama harbiden aşırı beğendim. Bu kadar güzel beklemiyordum. Anne böreği gibi. Kesinlikle Fethiye'ye geldiğinizde buraya gelip bu böreği deneyin. Çok ciddi söylüyorum. Çok beğendim. Şimdi patatesli ve ıspanaklı da gelecek. Onu da deneyeceğim. Onun da tadını söyleyeceğim. Otlu peynirli kesinlikle iyi. Ayran da açık ayran bu arada. Aşırı soğuk ve güzel tadı. Hafif bir ekşilik var. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Sade ıspanaklısı geldi. Böyle dolu dolu alamıyorum. Şu an çok sıcak olduğu için. Baksana şuna. Dolu dolu yani, çok güzel. Ay. Aşırı beğendim. Hemen bir de patatesliği deneyeyim. Biraz daha tuzlu olabilirdi ama bu da çok dolu dolu güzel. Bayıldım. Gerçekten buraya geldiğinizde şu gözlemeleri gelin bir deneyin. Şimdi diğer rotamıza geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar, şimdi ben Karlambaç diyorum. Siz adına ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani karlı, buzlu şey yani. Aromalı içecek. En altta karadut, sonra çilek, yaban mersini, en üstte de limon var. Ama şöyle bir ayrıntı var. Ölüdeniz aşırı pahalı. Öyle böyle değil, hem de çok pahalı. Yemeğinden, içeceğinden her şeye pahalı. Bu arada geçen Instagram'dan birkaç yazan kişi de gördüm. Ben her şeyin, yediğim içtiğim her şeyin parasını veriyorum arkadaşlar. Hiç öyle ikram falan etmek isteyenleri bile geri çeviriyorum. Ama gayet güzel. Alırsanız böyle karışık almanızı tavsiye ederim. Tadı daha güzelmiş.
Hadi. Bir sonraki durağımıza geldik. Memo Restaurant. Burası Ölüdeniz Çarşı. Şimdi menüye bir göz atalım. Bir tane kelle paça, bir de etli ekmek. Evet, ikisinin de tadına bakalım. Kelle paçanın neredeyse her yerde tadına baktım. Her yerde. Kelle paça gurmesi oldum resmen. Ama buranın etli ekmeğini merak ediyorum. Her yerde etli ekmek bir farklı oluyor. Bazı yerde lahmacun gibi oluyor, bazı yerde... Şeyde mesela İzmir, İstinye Park'ta yemiştim. AVM'nin içindeydi ama gayet güzeldi. Aynı konu yani zaten yerin adı da Konya etli ekmekti ama bildiğimiz gerçek etli ekmekti yani. Ama bazı yerde yiyorum, lahmacundan farkı yok. Bakalım gelsin görelim. Çorbamız geldi, kelle paçamız. Bir dakika, şimdi kelle paçanın püf noktasını gösteriyorum. Az tuz ekledin mi? Okey misin? Bundan sonra bol limonu sıktın mı böyle bak? Her tarafa böyle sıçrata sıçrata, tamam mı? Ondan sonra bak şöyle biraz sarımsaklı sirkeye ekledin mi? En sonda şöyle üstüne biraz pul biber ekledin mi? Bak böyle. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bana kalırsa kelle paçanın orijinali şöyle şu beyaz suyu olan kelle paça bana göre hakiki kelle paça değil. Böyle berrak suyu olan kelle paça asıl odur yani. Tadına bakalım. Bakalım nasılmış. Ya tad olarak söylemiyorum yani. Yapı itibariyle böyle olduğunu daha yoğun oluyor. Bakalım hemen. Yani güzel. Beğendim. Ama şey biraz yani diğer yediğim kelle paçalara göre biraz daha yoğun. Dediğim gibi şu beyazlığın sebebini tam anlayamıyorum ama yani berrak olunca daha güzel. Tasarımlı ışıkları gayet güzel mekanı. Ben şimdi bunu yiyeyim. Etli ekmek gelince devam ederiz. Hadi bakalım. Evet, etli ekmeğimiz geldi. Önce sana deneyeceğim. Al. Lahmacun gibi. Yani tadı güzel. Gayet güzel. Ama işte her yörenin farklı oluyor. Lahmacun. Yani etli ekmek değil. Yani bana göre değil. Benim bildiğim etli ekmek böyle değil yani. Bu bildiğin lahmacunun farklı bir şeyi yani. Hani lahmacunun sossuz hali. Ama gayet güzel. Puan dersen yani 10 üzerinden 5. Otelimizin kahvaltısı gayet güzelmiş. Önce kahvaltımızı yapacağız, sonra Kelebekler Vadisi'ne, sonra anıtlara gideceğiz. Yani bugün gezme günü. Ama şimdi kahvaltıdan sonra bir havuza gireceğim. Havuz da gayet güzel. Ama kahvaltısı falan temiz, gayet çok güzel. Çok beğendim. Ortam da şahane.
iki rotamız Hacı Bey Dondurmacısı Fethiye'nin merkezinde. Bayağı bir zaten internette de meşhur, herkesin konuştuğu bir dondurma. Şimdi gördüğünüz dondurma çeşitler var. Seçeceğiz, dondurmamızın tadına bakacağız. Tam konum olarak arkadaşlarım bilmesi için tarif eder misin? Burası garajı çok yakın bir mevki. Zaten çaplasımız AVM. Muğla Makası mevkisinde geçer burası. Muğla Makası mevki. Aynen. Karşımız sanayi bölgesi. Peki sizin en güzel, kendinizin seçtiği bir dondurmayı bana verir misiniz? Şimdi şöyle, bizim bütün ürünlerimiz sadece meyve ve şekerden yapılıyor. Öyle mi? Tabii ki. Üzerinde hiçbir tatlı makası yok. Kalanlar damak tatlısıyla ilgili bir durum. Evet. Mesela ben dörtten dedim, siz ekşi sevmeyebilirsiniz. Ben o zaman kalma alayım. Tamam. Bir de incir de güzeldi. Hani o zaman kavun ve incir alayım. Görenin meyvelerinden yapılıyor. Bir de yanına limon alırsan çok güzel. Enginden de kapkısı doldurmuş. Mesela şu limonlu. Herkes bize neden beyaz diye sonra. Evet. Boya olmadığı için. Sadece meyvenin iç rengin. Evet. Meyvenin içi neyse ona gidecek. Çok güzel. Daha önce de doğal içinde beyaz oluyor. Gerçek katkı maddesi olmayan meyve ve şeker beyaz kullanıldığı için meyvenin iç rengi neyse o çıkar. Güzel, sağ olun. Afiyet olsun. O kavunlu şu an yerdeyiz. Evet. Kavun tadını var ya, normal kavun yiyormuş gibi alıyorum. Yani. Sadece meyve ve şeker var. Aynen. Şöyle limonluya da bakalım. Çok iyi. Arkadaşlar geldiğimizde Hacı Bey Dondurmacısı'na lütfen uğrayın. Gerçekten çok güzelmiş. Şimdi yeni rotamıza geçelim. Şimdiki rotamız Yaşar Usta'nın yeri. Kokoreç, köfte, Adana dürüm birçok şey yapıyor. Ama en beğendiğim şey şöyle oturup böyle rahatça ayakkabıları çıkarıp rahat rahat oturup yemek yiyebiliyoruz. En sevdiğim yeni de o oldu. Yemeden yanında yat. Gayet lezzetli. Kokoreçte yumuşak ekmeği çok seviyorum. Ekmeği yumuşak ve güzel. O konuda okey. Ekstradan şöyle köpüklü ayranla geldi. Aşırı sevdim. Şimdi biz vallahi yedik, çok beğendik yemeğimizi. İşte Fethiye'de, Ölüdeniz'de gezip sokakta en güzel ne yiyebiliriz diye çekiyoruz. Buraya arkadaşlarımız gelebilmek için adı ve en güzel ulaşabilecekleri kim? Şahbet Kokoreçli Yaşar diye geçiyor. Oğucuk Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi geçiyor. Kendimiz sağdırıyoruz kokoreçimizi. Eşimiz 25 senedir kokoreçli. Bir de gitti kendisi de. Lafınızı bölüyorum. Ben kokoreçte yumuşak ekmeği çok seviyorum. Asıl kokoreç bence öyle olmalı. Biz gerçekten çok güzel. Biz müşterileri de aynısını yapıyoruz. Elinize sağlık, çok beğendik. Biz de yiyoruz, çocuklarımız da yiyor. Tabii ki. Olması gereken de bu. Çok beğendik. Çok teşekkür ederim. Ve yine Hamidiye camisinin karşısında Sevda Abla Tuzu Kokoreç. Sadece kokoreç değil ama çorba, ızgara çeşitlerinin hepsi var herhalde. Biz köfte söyledik, şimdi köfte yiyeceğiz. Görüntü olarak çok güzel. Gayet beğendim. Az çok güzel. Bu tarzı sıcaklıyor, çok erken gelmişsiniz. Bir yemek rotanıza ekleyin. Şimdi diğer otamıza geçelim.
yerimizde Gözde Restorant. Yine Ölüdeniz'in tam merkezinde. Bakalım ne yiyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, gerçekten Ölüdeniz'de Türklere yönelik doğru düzgün yemek yeri yok. Neredeyse hiç yok. Yani bir tane esnafın deyimiyle burayı küçük İngiltere'ye çevirmişler. Hep yabancılara yönelik. Çoğu restoranların hepsi bar olarak bulunuyor zaten. Onun için doğru düzgün yemek yeri yok denebilecek kadar az yani. Olan da aşırı pahalı. Bakalım şimdi burada da ne söyleyeceğimize karar verelim. Yiyelim, tadına bakalım. Bakalım burası nasılmış. Bir de kafe de yok bu arada. Hani böyle güzel oturup bir şeyler içebileceğimiz hiçbir normal kafe görmedik. Sadece bar. Hep bar var yani. Normal böyle güzel bir kafe bulamadım yani. Göremedim. Yok. Bir kahve içemedik yani. Neyse. Siparişimizi verelim. Çorbanız var mı? Var abi. Mercimek tavuklu dilimli kelle paça. Kelle paça var mı? Evet. Kelle paça içeceğiz yine. Akşam vakti, saat de biraz geç oldu. İyi gelir. Bakalım. Buranın da kelle paçasının tadına bakalım nasılmış. Çünkü yiyecek çok bir seçenek yok. Hem ya tavuk, ya işte lahmacun tarzı şeyler. Hep standart şeyler. Onun için yani çorba daha bir cazip geliyor. Çorbamız geldi. Hemen şöyle bir bakalım üstten. Yani dediğim gibi önceki çorba gibi yine bu beyaz. Yani berrak su gibi değil. Onun için 1-0 geriden geliyor. Şöyle limonumuzu sıkalım. Biraz da sarımsak koyalım. Önceden biraz koyduğum için az koydum sarımsağı. Şimdi biraz da tuz ekliyorum. Bir de neden yanında yeşillik yok? Pardon. Şey, yeşillik falan veriyor musunuz yanında? Öyle mi? Mesela dün yeşillik falan hep yanına vermişlerdi. Bayağı bir vermişlerdi salata falan. Burada yeşillik yok mesela yanında. Eksiği. Hemen tuzunu da ekleyelim. Şöyle sadece yanında ekmek gelmiş. Başka hiçbir şey yok. Yani insan bir yanına yeşillik verir. Bence olması gereken o yani. Bu arada dün yediğim kadar güzel değil bu arada. Dün yediğim daha güzel. Çünkü dün yediğimin içinde daha çok şey vardı, et vardı. Bunun içinde daha çok yağ var yani. Eti biraz daha az. Dünkünün içi daha bir etliydi, daha bir eti çoktu yani. Burada yağ ağırlıklı biraz. Dünkünü daha çok beğendim gibi. Yani kıvam olarak belki dünkünden iyi ama içindeki et oranı olarak bilmiyorum. Ama tabii yeşillik falan yok. Bu eksi. İyi yiyelim. Bu ikramınız olsun abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama geldi. Söyledik ama geldi. Evet arkadaşlar. Ne oluyor lan burada? Çorbamızı içtik. Şimdi çayımız geldi. Çayımızı içiyoruz ama şöyle bir şey oldu. Tam çorbamız bitmeye yakın. Derinin üstünde biraz kıl gördük. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Temizlik konusunda biraz şüphelendim yani. Yine de yedik bitirdik yemeğimizi. Şimdi çayımızı içiyoruz. En son fiyatını da size söyleyeceğim. İçelim canım. Yok içtik size. Yeter mi? Teşekkürler. İnsanlar videoyu görünce değişiyor. Aslında normalde yapılması gereken bu. Ama diyor görünce değişiyorlar. Memnun kaldım. Sıkıntı yok. Düğünü sürdü lan. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Aile işletmesi. Öyle mi? 26 kişi çalışıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince evde yapar gibi yemekleri yapıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İnşallah. Çorba 120 lira. Gayet yani makul. Zaten gelinebilecek az yer olduğu için gelip burada çorbanızı ya da lahmacununuzu, böreğinizi, gözlemenizi yiyebilirsiniz. Lahmacun birçok çeşit yemek de var zaten.
Hadi bakalım şimdi diğer rotamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi otelin içinde yemek yiyoruz. Hamburger, klasik hamburger ve köleli tavuk. Böyle bir alan var buralar, normalde loca. Yani günlük kiralanabiliyor ama sağ olsunlar bizi açtılar. Şöyle bir hamburgerin tadına da bakayım. Bakıyor şöyle bak, yağına bak. Çok özür diliyorum. Yemek olarak siz de bence konakladığınız otelin içindeki yemekleri de tercih edebilirsiniz. Hem dışarıdan daha uyguna geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde planlama yaptık ve iyi de yapmışız. Otelin denizi güzel. Yemekleri de güzel. Ortamı da güzel. Sessiz, sakin, yeşillikler içinde. Bungalov tarzı. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Siz de artık beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.